yudumlanan bir fincan kahvenin 90 yıllık hatırı var. Ve o hatıra halen yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Ellerimizde meşaleler, yüreğimizde umut. Çıktık bir yola, içimizde 90 yıllık bir rota. Zorlukla, zahmetle, daima bitmez bir güçle. Dünüyle, bugünüyle, her zaman ileriye. Kavgasıyla, barışıyla, hüznüyle, mutluluğuyla yürüyeceğiz durmadan yarınlara. Aynı amaçlarla bir olduk. Yürümek, yol almaktır hedefimiz. Ata toprağıyla, genciyle, yaşlısıyla biz yürekten bağlıyız 90 yıldır bu yola. Özgürce, birlikte, hep birlikte, gençler tek, gençler bizim. Geçmişten geleceğe hep birlikte. Ama ne yazık ki 1928'den beri faaliyetlerini devam ettiren Rodopların kalbi olarak tanımlayabileceğimiz bu birliğimiz 1983 yılından beri faaliyetlerini Yunanistan'a göre gayri resmi olarak devam ettirebilmektedir. Kendi davasına sadık kalan, zorluklara karşı boynunu hiçbir zaman eğmeyen, problemleri günden güne artırmaya çalışanlara inat, her gün daha fazla insanımız tarafından sahiplenilen bu birliğimiz 90. yıl etkinliğine katılmanız bizim için bir şereftir. Gerek gösterilen slaytta, gerekse başkanımızın yaptığı konuşmada Gümülcine Türk Gençler Birliği'nin Batı Trakya'ya yaptığı, Gümülcine'ye yaptığı hizmetleri anlatmakla, saymakla bitirmek mümkün değil. 90 senelik ömrünü 9 dakikada, 9 saatte, 90 saatte anlatmak da mümkün değil. Batı Trakya'nın kalbi Gümülcine'de atıyor, Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde atıyor. Birkaç gün önce başkanımın bana göre noksan bıraktığı, ki bırakması da gerekiyordu benim söylemem için, Gençler Birliği salonunda otururken baştan sona kadar gelmiş geçmiş başkanları fotoğraflarına tek tek baktım. Bilmiyorum benim gibi bakan var mı? Tam bugünkü başkanımız 30. başkan. Ve bir de dedim ki bu insanların hayatta olanları bir de hayatta olmayanları sayayım. 21 tanesi hayatta yok, 9 tanesi hayatta. 1923'ten sonraki ilk 5 yıl içerisinde kurulmuş muasır medeniyetler seviyesine ulaşma doğrultusundaki Türkiye'nin hedefine bizi de dahil etmiş, hayatta en hakiki mürşit ilimdir şiarıyla bizim de bilime yönelmemizi, çağdaş bir toplum olmamızı, modern bir toplum olmamızı sağlamıştır. Ve bu verdiğimiz mücadelede, çok önemli mücadelede Gümülcine Türk Gençler Birliği bu bayrağı taşımış ve bugünlere ulaştırmıştır. Benim burada ekleyebileceğim temel unsur GTGB'nin 1.90 yıl daha belki sonsuza kadar ilerlebet bu birleştirici, bütünleştirici Gümülcine'de tüm varlığının kalbi olan konumunu koruyacağına olan inancımı burada tekrar yinelemek olabilir. Değerli hemşehrilerim, ben sizlerin içinden biriyim. Batı Trakyalıyım. Babam küçükken 1968 senesinde Batı Trakya'dan Türkiye'ye okumak için gitmiş. Daha sonra Türkiye'de kalmış. Yaşamını orada devam etmiş. Annem de Kastamonlu. Ben doğma büyüme İstanbulluyum ama küçüklüğümüzden beri hakikaten babam Batı Trakya'yla ilgim, alakam kaybolmasın diye her yaz bizi buraya gönderdi. Köyün girişindeki mezarlıkta nenem rahmetli yatıyor, dedem orada yatıyor, amcam da geçen sene vefat etti, o da aynı mezarlıkta. Bu topraklarla bağımız hiçbir zaman kopmadı ve inşallah kopmayacak. Elif! Bir tane daha. Thank you.
böyle ıslak ıslak söyleyelim mi? Hepiniz şöyle öne doğru teşrif eder misiniz seslerinizi duyalım? Buyurun. Hepiniz böyle gelin. Arkalarda kıpırtılar başladı. Şimdi hep beraber ıslak ıslak söyleyeceğiz. Bu ıslak ıslak o kadar yüksek sesle ve güzel söyleyeceğiz ki Cem Karaca yukarıdan bizi dinleyecek. Anlaştık mı? Devam edeceğine ümidimiz sonsuz. Teşekkürler.